Meme kanserindeki bu son yıllardaki artıştan bahsediyoruz. Türkiye'de de kadınlarda en çok görülen kanser türü meme kanseri. Evet, birinci sıraya hemen hemen gelmeye başladı bütün dünyada. Peki evet. Bu artışı neye bağlıyoruz? Risk grupları, belli risk grupları kimler? Evet, şimdi meme kanserinde gerçekten risk grubu var. Ama mesela bizim engelleyebileceğimiz bazı faktörler var, risk faktörleri var. Bir de hiçbir şekilde engelleyemeyeceğimiz risk faktörleri var. Engelleyemeyeceklerimiz hangileri? Ailede meme kanseri olması. Bir hanımefendi dünyaya gelmiş, anne, teyze, hala veya hatta bu anneanne, babaanne meme kanseri. Bunu değiştirebilir misiniz? Öyle bir yoldan, öyle bir aileden geliyor. Yüzde kaç etkiliyor örneğin? Bu eğer genetik mutasyon dediğimiz bir getiri, bir yapı bozukluğu varsa, BRCA1 veya BRCA2 geni dediğimiz genlerin, örneğin BRCA1 meme kanseri için spesifik gen. Bu varsa ailevi olarak da geçiş yer %75'lere kadar meme kanserini oluşturabiliyor. Eğer BRCA2 geni pozitifse bu daha çok jinekolojik kanser dediğimiz, yani rahim ağzı yumurtalık kanseri gibi kanserleri etkisi ne ortaya çıkartan ve o kansere neden olabilen gen yapısı, bu da %35-40 oranında meme kanserini ortaya çıkartabiliyor. Demek ki genetik faktör çok çok önem arz ediyor. İki, memede kendisinde olan zaman içindeki bir takım değişiklikler. Öncelikle iyi huylu görünebilen fakat sonradan kötüye dönüşebilecek, bizim bunları ancak görüntüleme yöntemleriyle saptadığımız ve bize en çok yardımcı olan, bir taraftan radyolojiyken öbür taraftan da demin hocamın da bahsettiği gibi patoloji, gold standart, yani örneklemeyle ortaya çıkarabileceğimiz kötüleşebilme eğiliminde olan lezyonlar. Öncelikle kanser değil ama kötüleşebilecek yapılar. İşte bunlar hep risk faktörü. Artı kadının kilo alması zaman içinde. Veya bu tabii değiştirilebilir faktör, ona da değineceğim ama değiştirilemez faktörlerden bir tanesi de mesela erken yaşta adetin başlaması. Bunu da değiştiremezsiniz. Geç menopoza girme. Ha, bu değiştirilebilir faktör. Öne alabilirsiniz. Yani bir hanımın yaşamı boyunca adet döneminin çok uzun olup östrojen seviyesine fazla maruz kalması. Bunlar mesela hep meme kanserini provoke edici faktörler. Evet. Değiştirilemez faktörleri bu şekilde sayabildikten sonra değiştirilebilir faktörler içinde örneğin demin de bahsettiğim gibi şişmanlama, yüksek kolesterol düzeyi, aşırı alkol, sigara tüketimi, egzersiz yapmama, hayvani gıdalarla çok beslenme, radyasyona maruz kalma gibi veyahut da dışarıdan fazla miktarda östrojenik ilaçların kullanılması gibi bir takım etkenler değiştirilebilir faktörler olarak karşımıza çıkan, meme kanserini ortaya çıkaran faktörler. Bunlar her zaman için bir hanım tarafından engellenebilir, önlenebilir faktörler olarak bilinmesinde yarar var. Evet. Yani değiştirilemez genetik yapı, erken adet, işte geç mesela geç doğum yapma. Bunu erkene alabilir bir bayan. Ama geç doğum yapmayı illa hani 40 yaş üzeri, bu da bir risk faktörü olarak karşımıza çıkıyor. Demek ki değiştirilebilir faktörlerdeki risklerle değiştirilemez faktördeki riskleri göz önünde tutarak bu şekilde meme kanserinin önlemini almak şansına sahibiz. Peki doğum sonrası çocuğu emzirmemek, bu da bir risk faktörü mü? Emzirme aslında koruyor. Doğa çünkü o şekilde programlamış. Yani emzirme, gebe kalma, bunlar meme kanserinin hep engelleyici faktörler. Ama şunu özellikle vurgulamak isterim ki risk faktörleri altında yaşayan bir kadının illa meme kanseri olacak diye bir kaide yok. Risk faktörü yok, ben meme kanseri olmam diyecek bir hanımefendi de düşünmek şartı yok. Yani hanım olup, bayan olup iki memeye sahip olmak her zaman bir meme kanseri olmaya aday gibi, evet, bilinmesi lazım.